Gedikli'de ilk Zafer Bayramı 2008 yılında kutlandı. Isparta'nın Gedikli Köyü ilk 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 2008 yılı Cumartesi akşamı bir gece düzenleyerek kutladılar. Sonavadis İnternet Gazetesi'nden kutlama öncesi haberimizi ve kutlama sonrası haberimizi sizlerle buluşturuyoruz. Gedikli Köyü 30 Ağustos'u geceyle kutlayacak. Şanlı tarihimizin dönüm noktaları olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Gedikli Köyü Spor ve Kültür Merkezi'ne 30 Ağustos akşamı bir gece düzenleyerek kutlanacak. Gedikli Köyü Muhtarı Alişan Yaman gece için Yalvaç'tan müzisyenlerin geleceğini açıkladı. Şanlı tarihimizin şanlı zaferini kutlamanın bizlerin hakkı olduğunu söyledi. Gedikli Köyü Spor ve Kültür Merkezi'nde 2008-30 Ağustos Cumartesi akşamı yapılacak olan geceye tüm Gediklilileri, Honamlıları, Şarkokaraçlılıları ve çevreden gelmek isteyen herkesi davet etmekteyiz. 30 Ağustos'u mükemmel kutladık. Gedikli Köyü mükemmeller yaratmaya devam ediyor. Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferleriyle taçlanan 30 Ağustos'u Gedikliler mükemmel bir geceyle Gedikli Köyü Kültür ve Spor Merkezi'nde kutladı. Bir anda kutlama kararı alınan gece için aslında öyle uzun uzun hazırlanma imkanımız da olmadı. Geceye önce konuklarımızın tamamı gelinceye kadar Yalvaç'tan gelen müzisyenlerimizin söyledikleri müzikler eşliğinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı fotoğrafları sunusu izletildi. Konukların salonu doldurmasıyla gecenin açılışı başladı. Önce saygı duruşu ve müteakibinde İstiklal Marşı okundu. Sunucumuz Mehmet Öter, ince açılış konuşması ve gecenin anlamını ve önemini belirten ve Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığımızı gözler önüne sergileyen bir konuşma yaptı. Gedikli Köyü Muhtarı Alişan Yaman yine 30 Ağustos'un nasıl kazanıldığını kendi sözleriyle anlattı. Ne bir Akın, ne bir Hoca, 30 Ağustos'u şiirleriyle anlattı. Halkın seyreder iken sıkılmaması için kesip önemli yerlerini derlediğim 30 Ağustos'a kadar 5 günü anlatan 12 dakikalık bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Daha sonra Afyon'da bir kaymakamın Kurtuluş Savaşı'na erzak toplar Deli Batal'ın kendi çoraplarını Kemal'in askerlerine bağışlamasını skeç olarak Mehmet Garip, Ben Kaymakam rolünde, Veli Çalık, Mustafa Sürel, Önder Yaman oynadılar. Halktan büyük beğeni toplayan oyun için alkış koptu. Ne bir Akın, ne bir Hoca ve Bayram Akın birlikte kendileri çalıp söyledikleri parçalar ile gecemize renk kattılar. Eğlence bölümünde ise doyasıya oynadık. Müzisyenlerin Gediklilerin söyleyebildiği parçaları çalması onlar ile eşlik ederek söylenmesi ise bana eski günleri hatırlattı.